Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, aktif Arapçaya inşallah devam ediyoruz. Beyne Yedek serisinin ikinci kitabının üçüncü ünitesindeyiz. Tabi bu ünitenin de ikinci kısmındayız. Bismillahirrahmanirrahim. Nasır ne diyor? Uridu en etruke zevceti. Eşimi bırakmak istiyorum. Yani boşamak istiyorum. Faysal inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Hani bir musibetle karşılaşıldığında söylenmesi gereken sözü söylüyor. Biz Allah'tan geldik yine muhakkak ki biz ona dönücüleriz. Ma hünâke, mâze Ma ne Hünâke, Orada demek. Ancak burada nasıl bir mana vereceğiz? Ne oldu? Yani sizin aranızda ne oldu gibi. Nasır la uhibbuha onu sevmiyorum. Buradaki ha zamiri zevceye gidiyor. Faysal la tuhibbuha onu sevmiyorsun. Yani bu şaşkınlık ifadesi. Keyfe nasıl işte işte yaşadın ma'aha onunla külle hadihis senevat. Bütün bu seneleri Bakın külle bütün hadihi bu senevat yıllar seneler. Nasır la edri bilmiyorum la edri bilmiyorum la uhibbuha onu sevmiyorum. Faysal kunte tequlu daimen sen sürekli söylerdin. Bakın kunte idin manası veriyor. Daima derdin ne söylerdin? İnnehe zevcetun tayyibetun. O çok Güzel, temiz bir eş. Ve mueddibetun ve edepli ve muti'atun ve itaatkar. Mâzâ hadese. O halde ne oldu? Bakın mâzâ hünâke ile mâzâ hadese hemen hemen aynı manada. Hadese gerçekleşti gibi bir anlam verecek ama e, ne oldu şeklinde de çevirebiliriz. Yani hadise diyoruz ya hadise, hadese e, buradan geliyor. Nasır kuntu. Bakın künte sen idin, küntü ben idim. Uhib bu seviyor idim. Ha onu fiilen, fiilen gerçekten. Velakinneha ancak o tegayyarat. Tegayyarat değişti, bozuldu. Kethiran çok değişti. Faysal keyfe tegayyarat, nasıl değişti? Nasır, esbahat. Bakın esbaha oldu demek. Ki bu fiili çokça görüyoruz Arapçada. Kâne ile yakın manada. Oldu mühmileten. Mühmile e, hemen kökünden anlaşılıyor. Nedir? İhmal. Yani ihmalkar oldu. La tehtemmu bi. E, tehtemmu ihtimamdan geliyor. Yani özenme. E, Tabi biz bunu umursama şeklinde çevirebiliriz. Beni umursamıyor. Vela bil beyti evi de umursamıyor veya eve de dikkat etmiyor, özenmiyor. Tehtemmu bi nefsiha kendisini umursuyor veya kendisine özen gösteriyor. Ve bi sadiqatiha sadiqat arkadaşlar. Tabi müennes olduğunu nereden anlıyoruz? Onu da uzatan a ve t harfinden anlıyoruz. Yani onun kendi bayan arkadaşlarını umursuyor, önemsiyor. Fakat fakat cümlenin sonuna gelir ve yalnızca manası verir. Yalnızca kendi arkadaşlarını umursuyor. Faysal, hel tekellemte me'ahe. Onunla tekellemettin mi? Bakın baştaki hel soru içindi. Onunla konuştun mu? Fihadel emir. Emir Arapçada hem emir manasında hem de iş, bir de durum anlatıyor. Yani bu durumu, bu işi onunla konuştun mu? Nasır tekellem konuştum he, onunla kethiran çok velakinneha ancak o anidetun anide inat zaten Türkçede de e, aynı kökten kullanıyoruz o çok inatkar Faysal hel tagayyart ente sen değiştin mi bakın burada e, değişmedin mi şeklinde de anlayabiliriz. E, tegayyarat o müennes değişti. Tegayyerte sen. Burada enteyi pekiştirmek için e, getirmiş. Yani peki sen ya sen gibi değiştin mi? Neam evet esbahtu. Bakın esbahat o oldu. Esbahtu ben oldum. Esheru kethiran. Eser bakın seherden geliyor. Sabahlamak veya gecelemek. E, es, esheru kethiran. Geceliyorum çokça haricel beyt. Evin dışında geceliyorum. Veya evin dışında sabahlıyorum. Evin dışında uyuyorum. Yani başka bir yerde kalıyorum. Faysal. Kat yekunu hâze huve sebep. Kat yekunu eğer kat fiili, eğer kat edatı mudari fiilin başına gelirse bazen manası veriyor. Yani y ile başlayan, t ile başlayan fiilin başına geldiğinde bazen olur. Hâdâ bu huve sebep. Sebep olur. Yani geçimsizliğe, aradaki sorunlara. La tesher, geceleme. La tesher, geceleme. el beyt, evin haricinde, dışında. Nasır, se ef'alu zâlike. Böyle yapacağım. Bakın se, ileride yapılacak şey içindi. İzen o halde temmu. Özen gösterecek, umursayacak, dikkat edecek. Zevce tüke senin eşin bir kez sana ve bi beytiha evine bi iznillah. Burada tehtemmu fiilinin bi harfi cerri ile birlikte geldiğini e, görüyoruz. Çünkü bakın bir ke ve bi beytiha gibi hepsinin başına bi harfi geliyor. Bi iznillah Allah'ın izniyle. Evet burada da parçayla ilgili e, sorular var. Doğru ve yanlışı işaretleyeceğiz. Nasır yuridu talaka zevcetihim. Nasır eşini boşamak istiyor. Doğru mu? Evet. Aşe Nasır me'a zevcetihi seneten vahideten. Nasır eşiyle birlikte bir sene yaşadı. Aşe yaşadı. Hayır, senevat, senelerce yaşadı. Tegayyara Nasır ve tegayyarat zevcetuhu. Nasır da değişti, eşi de değişti. Evet. Tehtemmu zevcetu Nasır bil usura. Nasır'ın eşi ailesini umursuyor veya özen gösteriyor. Hayır. Tehtemmu bi nefsiha ve sadikatiha. Nasır yesseru ahyanen haricel beyt. Nasır bazen evin dışında geceliyor. Evet. Burada da e, sorulara kısa cevaplar vereceğiz. Hel kâne Nasır yuhibbu zevcetehu keyfe e arafte delik. Nasır eşini seviyor mu? Nasıl anladın bunu? Evet kâne ile idi manası da verebiliriz. seviyor mu idi? E, keyfe nasıl arafte bildin Zalike bunu? Cevabımız ne olabilir? Naam evet seviyordu li ennehu çünkü yuridu istiyor en tehtemme zevcetuhu bihi eşinin kendisini umursamasını, kendisine dikkat etmesini istiyor. Buradan onu sevdiğini anlayabiliriz. Bimen tehtem muzevcetuhu? Bimen kimleri e, kimleri tehtemmu umursuyor veya kimlerle ilgileniyor? Zevcetu onun eşi. Biha kendisiyle, sadikatiha ve arkadaşlarıyla ilgileniyor. Onları umursuyor. Hel <laughs> nasıl hehe nasr Nasr ona nasihat etti mi Evet Kefet daha yara <laughs> nasr nasıl değişti Asbahaye saruketran hari Cel Beyt evin dışında gecelemeye başladı Hel <laughs> Balaka nasr zevcetehu nasr eşini boşadı mı la Hayır Burada da boşluğa e, soldaki sütundaki e, harflerden hangisi gelecek diye soruyoruz. Mesela uridu istiyorum, usafire yolculuk yapmak istiyorum. Buraya hangisi gelebilir? En. Uridu en usafire. En mastar yapıyordu. Usafir yolculuk yapıyorum. En usafire yolculuk yapmak manası kazandırıyor. Hiye tehtemmu zevciha Dedik ki tehtem fiili bi harfiyle kullanılıyor. O halde buraya bi gelecek. <laughs> Keyfe tegin şu usretik. Keyfe nasıl tegin şu yaşıyorsun usretike? Buraya en uygunu tabi ki me'a'dır. Ailenle birlikte. <laughs> Acize aciz düştü. <laughs> El meşi buraya da an yani yürümekten aciz düştü. Yaudu el müsafir, müsafir yani yolcu dönüyor. E, nereye dönüyor? Beledihi, beldesine dönüyor. Bu da ila harfi cel ile e, gelecek. Evet burada da e, ne zaman söylenir e, deniyor bunlar? Mesela inna lillahi ve inna ileyhi'r ne zaman söylenir? raciun indel musibe. Musibet anında. Bi iznillah mesela ne zaman söylenir? Inde talep. Eee e, indel vaat fikretun tayyibe indel meşvere. Yani sana bir istişarede söylenir. Güzel fikir gibi. Elhamdülillahi ala selametik. Yani senin iyiliğine hamdolsun. Burada indel sualil hal. Yani bir, bir kişi halinden sorarsa. Ya lehu min emrin acib. Bir şaşkınlık anlatıyor. İnde taaccüb. Yani şaşkınlıkta. Cezakallahu hayır. Teşekkür anlatıyor. indel ihsan. Yani bir iyilikte. Şefakallah. Allah şifa versin demek. Bu da İnde ziyaretil marid mesela hasta ziyaretinde söylenebilir. Evet e, burada da e, fiil mazi e, fiile gelen t'lere dikkat edeceğiz. Mareset Meryem er riyadete şehren. Meryem bir ay spor aktivitesi yaptı. Mareset girişti, yaptı. E, riyada spordu. Havalet Zeynep ente kula kesiran. Havelet o da ee, başladı, uğraştı, çabaladı, girişti. Zeynep çok yemeye başladı. İhtefet usratun kebiratun. Büyük aile kayboldu. İhtefet. Zaharat usarun sagiratun. Küçük aileler zahir oldu, ortaya çıktı. Teraket, terk etti. Hint, es şekerli şeyleri. Fahasat, <laughs> muayene etti. Tabibe, doktor, el-kalbel-marida. <laughs> hasta kalbi. Kara et elbin tu es sahife kız gazeteyi okudu burada bakın sonundaki cezim esreye dönüşmüş kara eti olmuş neden sonunda Eliflam taksıyla birleşeceği için yani kara etil salletil müslimetu el asra müslime ikindi namazını kıldı burada da yine Eliflam taksından dolayı sallet değil sallati olmuş. Evet e, burada da sonuna e, mühendislik t'si getirerek fi cümleyi değiştireceğiz. Örnek mesela ca e zevcun zevç geldi. Caet zevcatun şeklinde değiştireceğiz. İlk cümlemiz nasahal validu ibnehu. Baba oğluna nasihat etti. Nasıl değiştireceğiz bunu? Nasahatil validetu ibneha. Evet. Anne oğluna nasihat etti. Mesela. Niye nasihatil valide tu dedik de Validu demedik? Çünkü fiil müennes olduğu için onu yapan fail de müennes olacak. Saferel müderris ile Mekke demişiz. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Saferetil müderrisetu ile Mekke. Bakın müderrisenin sonunu da kapalı T ile değiştirdik. Lebiser racülü etthevve. Adam elbisesini elbiseyi giydi. Lebisetil mer'atu. Yani kadın diyeceğiz bu defa. El mühendisu hadara mübekkiran. Erken geldi. Bu defa el mühendisetu hadarat. Bayandan bahsediyoruz. At talibu ketebe bil kalem. Bu sefer at talibetu ketebet bil kalem. Kâbelel ibnu et tabibe. O zaman kâbeletul ibnetu et tabibe. Muhammedun semi'al ezan. Zeynep semi'atil ezan. Evet, Muhammed yerine müennes bir isim getirdik. الجد قرأ القرآن او الجدة قرأت القرآن الطبيب فحص المريضة معينة الطبيبة فحصت المريضة المعلم قرأ الكتاب المعلمة قرأت الكتاب تزوجت قبل خمسة عشر سنة أمبش سنة önce evlendim. من ابنة عمي عمجا kızıyla. E, veliye el an benim şimdi var elhamdülillah usratun kebiratun büyük bir ailem var. Tetekevvenu oluşuyor min hamseti efrat. Beş fertten oluşuyor. Selase e, ebne ve binteyn. E, üç oğul, iki kız. Yadrusu ekboru ebnâi, oğullarımın en büyüğü okuyor, ders görüyor. Fil merhaletil mütevassıta, orta okulda ve tedrusu ders görüyor esgaru benati e, kızlarımın en küçüğü fil merhaletil iptidaiye ilkokulda te'işu usurati ailem yaşıyor hayatın sa'ideten mutlu bir hayat yaşıyor fe ana ben uhibbu zevceti eşimi seviyorum ve zevceti eşim de tuhibbuni beni seviyor ve nehnu biz nuhibbu seviyoruz evladana çocuklarımızı ve hum nene eydan onlar da aynı şekilde bizi seviyorlar. Tahtusu oluyor ahyanen bazen ba'dul müşkilat es-sagira fi usratina. Ailemizde küçük müşkilat yani sorunlar oluyor bazen. Beyni ve beyne zevceti benimle eşim arasında ev beynene ve beynel evlat veya bizimle çocuklar arasında ve nequmu bi halli nekumu bakın e, yapmak etmek anlatıyor. Bi hal hal kelimesiyle birlikte mana vereceğiz. Hallediyoruz. ve halletme yapıyoruz demek olmaz. Hallediyoruz tilkel müşkilati. Bu sorunları an tariqil hivari e, e, diyalog yoluyla ve tefahüm ve anlayış yoluyla karşılıklı anlayışla çözüyoruz. Şimdi soruları görelim. El mütehadditu lehu konuşan kimsenin lehu var. E, bintani ve thalâthetu ebnâ. İki kızı ve üç oğlu var. ekbaru ebnâihi umruhu. En büyük oğlunun ömrü yani yaşı kaçtır? 14 e, sene. Erbaate aşer. Neden 14 dedik? Çünkü ortaokula gidiyor. O da yaklaşık 14'e denk gelir. Asr-ı benatihi umruha, kızların en küçüğünün ömrü yani yaşı, o da ilkokula gittiğine göre 7 e, senevat diyebiliriz, 7 yaşında. Zevcetül mütehaddis, konuşanın eşi, e, onun hangi akrabasıdır? İbnetu ammihi, amcasının kızıdır. Hadihil usre tekevvenu minel ebi vel Ummi bu aile, baba, oğul ve... Hamseti evlat'' ''Beş evlattan oluşuyor.'' Evet, burada da karşılıklı e, diyalogla e, şu konuda konuşun diyor. ''Zevce tüke senin eşin tetekellemu kethiran'' ''Çokça konuşuyor.'' Veya ki yetekellemu kethiran'' Burada e, müennes için söylersek böyle söyleyeceğiz. Yani ''Senin kocan çok konuşuyor.'' Bu durumda ne yaparsın? Esmutu susarım ve ugadiru. Ugadiru oradan ayrılmak demek. Li fetratin kasiratin. Kısa bir süre oradan ayrılırım. Zevcetuke <laughs> anidetun. Veya bunu kadın için söylersek. Zevcuke <laughs> anidun. Yani senin kocan inatçıdır. En la anide ma'ha. Ben onunla inatlaşmam. Zevcetuke tenamu kethiran. Eşin çok uyuyor. La ehtemmu biha. Çok umursamam. Zevcetu ke mühmiletun eşin ihmalkardır. Ene uraci'u ehtai. E ihmalkarsa ben kendi hatalarıma bakarım. Yani kendi hatalarımı gözden geçiririm. Zevcu ke yasharu haricel beyt. Evet eşin evin dışında geceliyor. Muhazziruhu onu uyarırım ceyiden güzel bir şekilde fil vaktil münasip uygun bir vakitte. Zevcetuke senin eşin teşteri eşya'e eşya alıyor la ileyha ona ihtiyaç duymadığınız eşyalar alıyor. İza kâne yubali bu aşırıya gittiğinde muhaddiruha ceyiden güzel bir şekilde uyarırım. Zevcuke meşgulün eşin meşguldür bir kıraati suhuf gazete okumakla ve şebeketi devliye ve uluslararası ağlar yani haber ağlarını takip etmekle meşguldür. La ehtemmu bihi çok umursamam. Zevcetu ki tekellemu bil hatifi senin e, eşin e, telefonla çok konuşuyor. Bil hatif çok konuşuyor. La ehtemmu biha çok umursamam. Yani e, bu durumu çok büyütmem, abartmam. Evet e, burada da yine Eşya'u yuhibbuha ezzevcu fi zevcetihi. Eşin e, ev, eşinde sevdiği şeyler yani kocanın karısında sevdiği şeyler nelerdir? Sadakat, ihtimam bihi vel beyt. Yani onunla ilgilenmesi, onu umursaması ve evini umursaması. Eşya'u şeyler tuhibbuha ezzevcetu fi zevciha. Kadının kocasında sevdiği şeyler nedir? Alaka, intizam yani ilgi göstermesi ve düzen. Eşyau la yuhibbuha az-zawcu fi zawjatihi. Kocanın e, hanımında sevmediği şeyler. Tekellem kethiran ve infit ve inkıdat kethiran. Yani çokça konuşması, çokça eleştirmesi. Eşyau la tuhibbuha az fi zevciha Kadının kocasında sevmediği şeyler. Ademul istima ile onu dinlememesi. Ademül istima ileyha ona kulak vermemesi ve ademül ihtimam ve onunla ilgilenmemesi. Limaza yetruku zevcu zevcetehu? Erkek karısını neden terk eder? Indama teral hiyanete zevciyete. Evet onda evlilikle bir evet onun da evlilikle ilgili bir aldatma gördüğünde onu terk eder. Limaza la tehtemmu ba'du zevcati bi buyutihinne? Neden bazı eşler evleriyle ilgilenmezler? la ta'rifu ba'daha ehemmiyetel Onlar Onlardan bazıları ailenin ehemmiyetini bilmezler. Burada da bir parça var. Parçadan önce bir hazırlık var. Hel el usratu fi beledike kebiratun em Senin ülkende aile büyük müdür, küçük müdür? Sagira küçüktür. Hel ya'işul ceddu vel ceddetu ma'al usra. Dede ve nine birlikte mi yaşıyorlar aileyle? La Keyfe el alakatu beynel ebnai vel abai fi beledik. E, oğullarla, çocuklarla, anne babalar arasındaki alaka nasıl? Zayife, zayıftır. Hel <laughs> bu zevace bi imratin amiletin. Sen çalışan bir kadınla evlenmek ister misin? Mesela la denilebilir veya neam denilebilir. Evet şimdi metnimiz uzunca bir metnimiz. Yahtelifu nizamul usretil an an nizamil usreti fil mazi. Geçmişteki aileyle şimdiki aile düzeni değişti. Yahtelifu değişti, değişiyor. Nizam neydi? Düzen. Nizamul usre aile düzeni fil mazi geçmişti. Peki nasıl değişiyor? Ve lehâzel ihtilâfi suverun kethîratun minha. Bu değişimler için birçok suret var. Yani bu değişimin birçok yönü var. Minha onlardan mesela ihtifaul usretil kebirati fi kethiren minel müjtema'at. İhtifa kaybolmak demek. İhtifaul usretil kebira büyük ailenin kaybolması. Fi kethiren çok minel müjtema'at toplumlarda yani birçok toplumda büyük aile kayboldu. Kânetül usratul kebiratu Büyük aileler teskunu fi beytin vahidin kebirin. Bakın burada kanet geçmişi anlatmış oldu. E, büyük e, aile e, büyük bir e, evde oturuyor idi. mu ki o ev cemia efradiha bütün fertlerini içine alıyordu. mu kapsıyor, içine alıyordu. İhtefetil usratul kebira. Büyük aile kayboldu. Ve zaharat ortaya çıktı el küçük aile elleti tadumu zevce ve ve velede o küçük aile ki kapsıyor içeriyor e, kocayı kadını yani eşleri çocuğu veya iki çocuğu min suveril ihtilaf yine e, geçmişteki aile düzeniyle şimdiki aile düzenindeki ihtilaf aralardaki değişmeden bir tanesi de Da'ful alaqati beyne el efradil usra. Da'fu zayıflaması. El alaka alakanın e, beyne efradil usra aile fertleri arasında. Fakat asbaha ki oldu el abau anne babalar veya babalar yakalune geçiriyor oldu e, vakti vaktin çoğunu fi emekinil amel iş yerlerinde emekinil amel ve la yaravne görmüyorlar etfalehum e, çocuklarını illa kalilen az bir süre dışında. Li çünkü onlar ne fis sabah. Sabah vakti çıkıyorlar. Ve yetrukunehum naimin. O çocukları uyurken terk ediyorlar. Ve <laughs> yerci'une dönüyorlar fil leyli gece. Ve yecidunehum naimin. Ve onları uyurken buluyorlar. Ve min nahiyetin uhra diğer açıdan, diğer yönden yugadirul evlet çocuklar ayrılıyor el beyte evden veya evi terk ediyor fis sabahi sabah ile el medrese okula yani okula gidiyorlar ve dönüyorlar fil mesai akşam fe kalıyor geçiriyor el ummu anne fil beyti evde vahdeha tek başına Muazzamel vakti. Vaktin çoğunu tek başına geçiriyor. Min suveril ihtilafi eydan. Yine geçmişteki aile düzeniyle şimdi aile düzen arasındaki farklardan bir tanesi de. Hurucu ba'dın nisai minel beyti ilel amel. Bazı kadınların e, iş için evden çıkması. Ve kânetil mer'atu. Kadın idi. Fil geçmişte la tahrucu min beytiha evinden çıkmaz idi illa inde zarure ancak zaruret e, hariç amma yam ama bugün fakat tugadiru ayrılıyor gidiyor ezzevcetu kadın beytiha evinden ayrılıyor fi sabah sabah vakti ve la tercu ileyhi dönmüyor illa fil mesa akşama kadar ve indema terci'u döndüğü zaman tekunu mut'abeten. Mut'abe yorgun. Yorgun oluyor. Fela tekumu bi amelil beyt. Evin işini yapamıyor. Min nezafetin temizlikle alakalı ve idaden lit ta'am ve yemek hazırlamayla alakalı. Yani o işleri yapamıyor. Ve la tecidu bulmuyor vakten vakit litj lise ma'a çocuklarıyla oturacağı vakit bulmuyor ev zevciha veya kocasıyla lil hadisi konuşmak için fi umuril evladi vel beyt çocuklarının durumlarıyla ve evin durumlarıyla ilgili yani bu konuda konuşacak vakit bulamıyor şimdi geçmişle bugünü kıyaslayacağız ee, ihtifaul usratil kebira Büyük ailenin kaybolması. Geçmişte mi, şimdi mi? El hâdır şimdi. Teskunul usretu fi beytin vâhidin. E, aile bir evde oturuyor. Geçmişteydi. Yeclusu zevcanil hadisi fi umuril evlat. Evet, eşler çocukların durumları hakkında konuşmak için oturuyorlardı. Ne zaman? Geçmişte. Zaharat el usretu sagira. Küçük aile ortaya çıktı. El hâdır yani şimdi. Adedü efradil usrati kethirun. Aile fertlerinin sayısı çoktur. Ne zaman? Geçmişte. Zaful alakati beyni efradil usra Aile fertleri arasında alaka zayıflaması. Ne zaman? Şimdi. Tebqa el um vahdaha fil beyt kethiran. Anne evde çokça tek başına vakit geçiriyor. Ne zaman? Şimdi. Hurucun nisa ilil amel. Kadınların iş için dışarı çıkması. Ne zaman? Şimdi. Ee, evet. تُنَظِّفُ الْمَرْأَةُ الْبَيْتَ وَتُعِدُّ الْطَعَامَ Kadın evini temizler ve yiyecek hazırlar. Ne zaman? Tabi bu da daha çok geçmişte. Peki parçadaki paragrafların ana fikirleri. İlk paragraf işte يَخْتَلِفُ نِذَامُ الْاُسْرَةِ an diye başlayan. Bu paragrafın el fikretur reisiye. Reisi ana fikir demek. Fil fikratil ula. ilk parçada, ilk paragrafta nedir? El usratul an tehtelifu anil usrati fil mazi. Şimdiki aile, geçmişteki aile ile ihtilaf ediyor. Yani değişmiş. E, Da'ufetul usratul kebira. Büyük aile zayıfladı. El usratul kebira teskunu fi beytin vahid. E, büyük aile tek evde oturuyor. Evet bu paragrafa baktığımız zaman A şıkkı daha çok ana fikir gibi duruyor. İkinci paragrafta hangisidir ana fikir dersek Yugadiru el el sabah. Çocuklar sabah evden ayrılıyor. Da'ufel alaka beynel efradil usre. Aile fertler arasında alaka zayıflıyor. E, tebka el ummu fil beyt. E, anne evde tek başına vakit geçiriyor. Hangisidir bu parçada ana fikir dersek? Parçaya baktığımız zaman daha çok B şıkkı gibi duruyor. Yani aile fertler arasında alaka zayıfladı. Bu paragrafta ise la tugaydiru'l meratu beytaha illa inde'z zarure. Evet, kadın e, zaruret dışında evinden çıkmazdı. La taqulusu'l meratu atfaliha kadın çocuklarıyla <ile> oturmuyor. Takhrucu'n nisa'u lil amali kharij'el beyt, kadınlar çalışmak için çıkıyor. Burada hangisidir? C şıkkı daha uygun gözüküyor. Burada ise e, sağdaki kelimelerle solda tarifi e, verilen ifadeleri eşleştireceğiz. el tarifi nedir? Vaktun-nevm uyku vaktidir. el toplum yani ennasu'l-ladine yuqimuna fi mekan wahid bir e, yerde bulunan insanlar. El-usratu aile nedir? el zevcu ve'z-zevce ve'l-evlat. Nisa nedir? Cem'ul-mer'e kadınların çoğulu. El mazi mazi nedir? El vaktu lezi zehebe ve enteha. Geçen giden vakte mazi deniyor. Evet burada da parantez içindeki uygun ifadeyi getireceğiz. Hel hâze hamit. Burada e hâze'den sonra kavul daha uygundur. Bu hamidin sözü müdür? Hadese beyner racüleyn. Hadese e ihtilafun beyner racüleyn. Yani iki adam arasında ihtilaf Hadise gerçekleşti. Eine babu el-huruç. Yani çıkış kapısı nerede? Gaden mukabele tut tabip. Yarın doktorla görüşme. Ahmet yezhebu ma'iye. Ahmet benimle gidiyor. Burada da zamirleri görüyoruz. Zamirler üç kısımdır. Bir mütekellim yani konuşan ben biz zamirleri. İkincisi muhatap yani sen siz ikiniz üçüncüsü gaib. yani o o ikisi ve onlar şeklinde. Ee, ilk zamirlere yani mütekellimlere bakalım. Ene ben. Ene talibun mesela ben öğrenciyim. Müzekker için. Ene talibetun ben öğrenciyim. Bakın müennes de değişmiyor. Nahnu talibani biz iki öğrenciyiz. Tesniyesinde değişmiyor, müennesinde değişmiyor, çoğulunda değişmiyor. Hepsinde nahnudur. Biz yani. Muhatapta ente enti idi değil mi? Ente talibun. Sen öğrencisin. Enti talibetun. Mühendis için sen. Entuma ikiniz değişmiyor. E, entum müzekker içindi. Siz öğrencilersiniz. Entun müennes için siz öğrencilersiniz. Gayip de huve erkek için müzekker için. Hiye mühendis için o. Hüma değişmiyor. Aynı. O ikisi. Hüm o erkekler, o müzekkerler, hünne, o müennesler için geliyordu. Evet burada uygun e, munfasıl, munfasıl ayrı gelen zamirler yani bitişmeyen zamirler demek. Mesela ilk cümle için hangi zamir uygundur? Müsafirun ile belediye kendi ülkeme gidiyorum dediğine göre ene uygundur. İkincisinde meridatun hastadır. E, git ilel müsteşfa, müsteşfa hastaneye. Fezhebi kime bir emirdir? Mühendise emirdir. Dolayısıyla enti gelecek. Üçüncüsünde mühendisani fi şirketihima. hima. Şirketlerinde ikisi de mühendistir. O zaman hüma. O ikisi. Müderrisune tezhebune ilel medrese. Müderrisler tezhebune gidiyorsunuz ilel medrese. O zaman entüm. Muallimetani arifuhuma. İkisi muallimedir. Onları tanıyorum. O da hüma. Entüme tusaidani zevcey kuma. Siz yardım edersiniz eşlerinize. Entüme ikiniz. Entün ne? Siz kadınlar tedrus ne? Ders görürsünüz. Fiha değil medrese. bu medresede. Hu ve o naimun fil gurfe odada uyuyor. Nahnu biz etibba doktorlarız. Nefhasu muayene ederiz. El merda hastaları. Enti sen mesuletun an beytike. Evinden mesulsün. Bakın kadına söylüyor. Evet e, burada da örnekteki gibi parantez içinden uygun damiri getireceğiz. Mesela yesharu haricel beyt. Yes haru müzekkeri anlatıyor. O zaman hüvedir. İkincisinde uhibbuha kethiran. Uhibbu ben seviyorum. O zaman enedir. Üçüncüsünde tekellem me'aha t dediğine göre entidir. Fekiru fis sefer. Fekiru düşündüler. Kim o zaman? Hüm onlar. La nuhibbu el hilafeti zevciye. Sevmeyiz. Ee, zevciye eşler arasındaki hilafları, hilafları burada da yine nahnu gelecek. Talibatun neşitatun başarılı kadınlar, aktif kadınlar, entunne siz. Peki burada da e, muhatap zamirler getireceğiz. Mesela ilk muvazifani neşitani iki başarılı görevli. E, o zaman entuma gelecek. Hel <laughs> Ummalun, ummal çoğulu anlatıyor. O zaman entum gelecek. Tabibatun, çoğul müennesler anlatıyor. ne gelecek. Muhatap dediğine, dediğimize göre sen, siz. Peki, mühendisetun dediğimize göre enti gelecek. Fetatun dediğimize göre enti gelecek. Kız, kız. Talibetane iki mühendisten bahsediyor. Entuma gelecek. Entuma müzekker içinde aynıdır. Burada ise bu defa mütekellim damiri getireceğiz. Yani ene veya nahnu getireceğiz. Nahnu musafiratan ila Mekke. Biz ikimiz yolcuyuz. Evet, mühendisetun dediğine göre bir kişiden bahsediyor. İster müennes, ister müzekker enedir. Muallimatun çoğuldan bahsediyor. O zaman nahnudur. Kadimune çoğuldan bahsediyor. Nahnudur. Zahiban iki kişiden bahsediyor. Yine nahnudur diyoruz. Evet, e, burada da e, ent talibun cedidun, huve talibun cedidun muhatabı ga'ibe dönüştüreceğiz. Mesela, ente fetatun naşitatun sen başarılı bir kızsın. E, hiye fetatun naşitatun o başarılı bir kızdır. Entum atıbbâu fil müsteşfa siz hastanede doktorlarsınız. E, evet, ne diyeceğiz onlar için? Hüm atıbbâu fil müsteşfa. Entum talibâni fil camia ikiniz üniversitede öğrencisiniz. Hüme talibani diyeceğiz. Entünne muvazifatun cedidatun. Entünne dediğimize göre hünne diyeceğiz. Entüme amiletani o zaman hüme diyeceğiz. Ente amilun keslan. Hüve amilun keslan diyeceğiz. Burada ise iki resimle ilgili beş cümle yaz diyor. Mesela sağdaki resim. El usretu hiye müstakbulül mücteme'a. Ee, evet, e, aile toplumun müstakbeli yani geleceğidir. at ve huve usre. Çocuk ailenin meyvesidir. Es-saadetu fil alem tehtutu mu'azzavac. Bu dünyada mutluluk aileyle birlikte gerçekleşir. Mesela, yandıcu zevacu bil ihlas. Evet, evlilik yandıcı olgunlaşır. Bi ihlas samimiyetle olgunlaşır. İhtar zâted din li evlilikte dindar olanı seç mesela. Sol tarafta ise yecibu alel ebi en yestemi'a ila tıflihi. Babanın çocuğuna kulak vermesi gerekir. El hubbu sevgi huve ehemmu gıdai tıfıl. Çocuğun en önemli gıdası sevgidir. Yecibu alel ebe evet babalara anne babalara ne gerekir? Mümâresetül el'âb ma'a etfâlihim. Çocuklarıyla oynamaları gerekir. El fetatu ekteru hassasiyetin kız çocuğu daha hassastır. terbiyetul etfal çocukların terbiyesi hiyel <áldır> vacibul esasi lil valideyn. Anne baba için esas görevdir. Burada da el hayatu zevciye başlığıyla bir metin yaz diyor. Mesela el usretu hiye müstakbülül müçtema aile toplumun geleceğidir. Es saadetu fil alem tehtutu me'azzevac dünyada mutluluk evlilikle gerçekleşir. Yandı cüz bir ihlas, evet evlilik samiyetle ihlas dolgunlaşır. İhtar zat dinli il zevaç, evlilikte dindar olanı seç. Meşakilu sagiratun tehtutu fi kulli zavac. her evlilikte ufak problemler olur. Yecibu ala zevceyn ibdaul ihtimam bi ba'dıhime el Eşlerin birbirlerine dikkat etmesi, özen göstermesi gerekir. At-tıflühü ve temaratul usre. Çocuk ailenin meyvesidir. Yine bu defa ise nizam Usreti beynel madi vel hadir Yani geçmişte bugünkü aile düzeni arasındaki farkla ilgili bir parça yazıyor. Yehtelifu nizam-ül usre el an an nizam-ül usret fil mağdi Şimdiki aile düzeniyle geçmişteki aile düzeni değişiyor. Kanetül usretül kebiratu Büyük idi aile Teskunu fi beytin vahidin kebirin Büyük bir evde oturuyordu. Elan dağuf el şimdi alaka zayıfladı beyne efradin usre aile fertleri arasında. Ve kânetil mer'e kadın fil mâdı idi geçmişte la tehrucu çıkmıyor idi min beyti evinden illa inda darure ancak zaruret halinde. Burada ise noktalama işaretleri koy diyor. Mesela ilk cümlede şeribe raculun buraya e, virgül gelir ve hamide rabbehu ve nokta Rabbine hamd Ente misafirin soru soruyor. El Müslümü ehul müslim nokta. Ya lehe min nasiha. Ne güzel nasihat. Ünlem işareti. Safere ilel Medine. Medine'ye gitti. E, niçin? Liyedruse fil camia. E, Üniversite ders görmek için. Kale te Allah teala. Allahu Teala buyurdu. İki nokta. Ve inne ma'el usri yusra. Burada tırnak işareti. Ma zâ turid. Soru işareti. Ma ahsene kelamek. Burada ünlem işareti. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki nokta Eftalül cihadi haccun mebrur Bakın burada da tırnak işareti gelecek. Evet burada ise müenneslik tasının iki çeşit olduğunu yani birinin açık birinin kapalı olduğunu meftuha bir de merbuta meftuha'ya örnek verirsek bintun mesela kız kız için açık müenneslik tesi gelmiş ama cemiyle de kapalı. Uhtun, kız kardeş. Fatıma mesela. Benat, kızlar. Cedde, nine, ehvat mesela. Kız kardeşler. Amme mesela. E, hala. E, tabibat mesela. Tabibe. Kebirat Kebira. Evet e, Burada ise e, açık ve kapalıyı ayır diyor. Mesela medreseninki kapalıdır. Talibat açıktır. Kethirat açıktır. Kethira e, kapalıdır. Ammet meftuhedir. Hale merbutadır. Ceddat meftuha. Neşeviyat meftuha. Mekke ise merbutadır diyoruz ve bu şekilde bu bölümün de sonuna geliyoruz. Gelecek bölümde yeni üniteyle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.